Evet arkadaşlar, 1. TBMM dönemi 3. soru çözüm videosuyla birlikteyiz. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Mahkemelerinin özellikleri arasında gösterilemez? Üyelerinin TBMM içinden seçilmesi, TBMM'nin yargı gücünü oluşturması, seyyar ve sürekli olmayan mahkemeler olması, kararlarının kesin olup kendisinin üstünde bir mahkemenin bulunmaması, TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasıyla görevinin sona ermesi. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Ayaklanmaların bastırılmasıyla görevi sona ermez İstiklal Mahkemelerinin. Diğer soruya baktığımızda eskiden Kuvayi Milliyeci olup da sonradan TBMM'ye karşı ayaklanma çıkartanların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Düzenli orduya katılmama, yeni bir devlet kurma, Osmanlı Mebusan Meclisi'ni tekrarlaştırma, Boğazları ele geçirme, askerlikten kaçanları yakalama. Cevabımız Adana arkadaşlar. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe gibi eskiden Kuvayi Milliyeci olup sonradan TBMM'ye karşı çıkanlar, çıkaranların amacı düzenli orduya katılmamak istemeleridir diyoruz. Sevr Barış Antlaşması'nın hukuki geçerliliğinin bulunmaması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Meclis onayından geçmemesi, evet. Ağır hükümlerin olması, hayır arkadaşlar. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, cevabımız Adana olacak. Sevr Barış Antlaşması aşağıdaki konferansların hangisinde hazırlanıp Osmanlı Devleti'ne sunulmuştur? Paris, San Remo, Londra, İstanbul, Viyana. Cevabımız San Remo olacak arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri kendi bölgelerindeki otoritelerini kaybetmemek için TBMM'ye karşı isyan etmiştir? Çapanoğulları, Aynacıoğulları, Milli Aşireti. Üçü de var arkadaşlar. Üçü de TBMM'ye karşı isyan etmiştir diyoruz. Sevr Barış Antlaşması'nın gecikmesinde durumlarından hangileri etkili olmuştur? İtilaf devletlerin Anadolu'yu aralarında paylaşamamaları, milli mücadelenin başlaması, TBMM'ye karşı ayaklanmaların çıkması. Cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. İtilaf devletlerin Anadolu'yu aralarında paylaşamamaları ve milli mücadelenin başlaması Sevr Barış Antlaşması'nın gecikmesine neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM'nin isyanlara karşı aldığı önlemlerden biri değildir? Diyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarması, İstiklal Mahkemelerini kurması, Firariler Kanunu'nun çıkarması, seçimleri yenilemesi, İstanbul hükümeti ile haberleşmeyi kesmesi. Cevabımız seçimleri yenilemesi olacak arkadaşlar. Çünkü o dönemde herhangi bir seçim yapacak durum yoktu zaten. Cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM'nin otoritesini artıran gelişmelerden biri değildir? Teşkilat-ı Esasiye'yi kabul etmesi, İstiklal Mahkemelerini kurması, ayaklanmaları bastırması, düzenli orduyu kurması, cumhuriyeti ilan etmesi. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Cumhuriyeti ilan etmesi doğru cevap. 1. TBMM'nin özellikleri arasında gösterilemez. Halkçı bir meclistir. Evet. Milletvekillerinin çoğu yabancı dil biliyordu. İhtilalci bir, halkçı bir meclisti. İlk Dışişleri Bakanı Cami Bey'dir. Hükümet işlerini icra vekilleri heyeti sürdürmüştür. Cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. 1921 Anayasası'nın yani Teşkilat-ı Esasiye'nin kişi hak ve özgürlükleri açısından temel eksikliği aşağıdakilerden hangisidir? 1876 Kanun Anayasası'nın varlığı, kamu özgürlüklerine yer vermemesi, kısa bir anayasa olması, genel müfettişlik konusunun yer alması, meclis üstünlüğü ilkesinin siyasal yaşamımıza girmesi. Cevabımız arkadaşlar Bursa seçeneği. Kamu özgürlüklerine yer vermemesi kişi hak ve özgürlükleri açısından temel eksikliğidir 1921 Anayasası'nın. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un işgal edileceğini aşağıda verilen hangi grup aracılığıyla öğrenmiştir? Karakol grubu, Hamza grubu, Mim grubu, Yavuz grubu, Ferhat grubu. İstanbul'un işgal edileceğini Mustafa Kemal'e bildiren grup Mim grubudur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Asker kaçaklarının önlenmesi için 1. TBMM'de önerilen ancak sert cezalar içerdiği için kabul edilmeyen yasa teklifi aşağıdakilerden hangisidir? Telkin ve Tedhiş Kanunu, Anam Resmi,
Vataniye Kanunu, Firarlar Kanunu, İstiklal Mahkemeleri. Cevabımız telkin ve tedhiş kanunudur arkadaşlar. Birinci temimünün benimsediği meclisin üzerinde bir güç yoktur ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisine yönelik olduğunu savunulabilir? Barışçılık, özgürlük, ulusal egemenlik, batılılaşma, ulusal bağımsızlık. Cevabımız denizli arkadaşlar, batılılaşmaya yöneliktir. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele aleyhinde olan parti ya da cemiyetlerden biri değildir? Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Halk Zümresi, Tahrik-i Salah Cemiyeti, Halası Vatan Cemiyeti, Askeri Nigah Ban Cemiyeti. Cevabımız Halk Zümresi olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'de Çerkez Ethem'i desteklediği sol eğilimli gruptur? Tenasüt, Yeşil Ordu, İstiklal, Islahat, Halk Zümresi. Cevabımız Yeşil Ordu olacak arkadaşlar. Çerkez Ethem'in desteklediği sol eğilimli grup. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu için söylenemez? Teşkilat-ı Esasiye çerçeve bir anayasasıdır. Anayasanın en uzun bölümü yerel yönetimlerin düzenlenmesine ilişkindir. Anayasa Türkiye'de aynı anda iki devlet öngörmüştür. Teşkilat-ı Esasiye laik bir anayasa değildir. Anayasa kabine sistemini benimsemiştir. Hayır arkadaşlar. Kabine sistemini benimsememiştir bu anayasa. Meclis hükümet sistemini benimsemiştir. Cevabımız Edirne. 23 Nisan 1920'de ilk toplantısını yapan 1. TBMM kaç milletvekili ile toplanmıştır? 150, 195, 115, 100, 130. 1. TBMM arkadaşlar ilk toplantısında 115 milletvekili ile toplanmıştır. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM'nin adı konulmadan önce ortaya atılan isimlerden biri değildir? Kurultay, Nazırlar Meclisi, Meclisi Kebir-i Milli, Meclisi Mebusan, Büyük Millet Meclisi. Cevabımız Nazırlar Meclisi olacak arkadaşlar. 1. TBMM'nin kullandığı isimlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Direkt cevaba bakalım arkadaşlar, kafamız karışmasın. Olağanüstü yetkilere sahip meclis, Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Milli mücadelede ülke koşulları dikkate alındığında 1. TBMM'nin aşağıda verilen alanlardan hangisine bütçeden daha çok pay ayırdığını söylenebilir? Bayındırlık, savunma, sağlık, ekonomi, eğitim. Cevabımız savunma olacak arkadaşlar. O dönemde ülkede savaş olduğu için savunmaya daha çok pay ayrılacak diyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.